Şimdi şuradaki çatlağı görüyorsun zaten tam kirişin altında olması. Bu şekilde yukarı yürüyor. Kapının üstüne kadar zaten geliyor. Burada yine aynı şekilde çatlak devam ediyor. Bu şekilde duvar boyunca komple yürüyor. Bir diğer husus da şu. Boya ve alçı çatlağı, sıva çatlağı olmadığı şuradan da ortaya çıkıyor. Aynı çatlaklar iç duvara da geçtiğimizde zaten orada da göreceksin. Aynı çatlaklar aynı hizada devam etmekte. Kirişin altının komple çatlak olarak gitmesi ve yukarıdan yapılan baskı yani yükün baskısı sonucunda da yine aynı şekilde pencerelerin bu alt taraflarının komple didik olması, bunun çatlaktan ibaret olmadığı ve diğer tarafta da görüneceği gibi, bakın şu taraf. Bu şekilde yani bizi korkutan bu. Şuralardaki oluşan çatlak. Az önce de baktık. Duvarın dış kısmında da aynı çatlağın olması. Sadece bunun sıva çatlağı olmadığını, daha önce yine burada bir sıva tadilatı yapılmasına rağmen halen bu binanın oturmasından ve sallanmasından kaynaklı çatlaklar olduğu zaten aşikar. Burada göründüğü gibi bir ikincisi de yine burası da aynı şekilde. Bakın bunların tamamı depremden sonra oluştu. Yani çok küçük çizgi halindeki çatlaklar. Şu anda geldiği boyut bu. Ve az önce de bahsettiğim gibi bizim buradaki en büyük korkumuz ve tereddütümüz, sıkıntımız şu kirişlerin altlarındaki çatlaklar. Yani bakın komple kirişin altı. Yani az önce bahsettiğim, değindiğim konu da buydu. Hani kirişlerde ve kolonlarda olan çatlaklar ve dökükler biz aslında endişeyle olası bir depremde burasının güvenilecek bir yer olmadığını gösteren kanıtlardır. Alın işte görüntü bu. Az önce tam rızamın sallanan merdivenden bu şekilde her gün bir tereddütle inip çıkıyoruz. Allah sonumuzu ayretsin.
uçağına. Bana uçak uçak. Çıkarken bir hamile kadın veya normal bir insan oldu. O basamaklar bir çökerse ne olacak? Ya yürürken sallanıyor ya. Şu basam 5 kişi gelsin. Ne oluyor? Ali tabi yürürken bile sallanıyor. Hiç olma bunlar röportaja gerek yok. Sen bu adamla çıkacak. Thank you.